Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Efendim? Sinan nasılsın? İyiyim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Avukatlarla görüştüm, sözleşme yarın hazır. Sen yarın gidiyordun değil mi? Evet. Gemin kaçta? Gece yarısı. Tamam. O zaman yarın akşam beraber bir yemek yiyelim. Hem imzaları atarız hem de vedalaşmış oluruz. Olur. Bana uyar. Oldu. Yarın görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Yavrum, ateş almaya mı geldin? Ne bu böyle? Biraz daha kalsaydın da hasret giderseydik. Yarın gece mi gidiyorsun şimdi? Hı-hı. Dönüş belli mi? Bir sene gemideyim enişte. Günaydın. Cansu, Pelin geldi mi? Geldi abi, mutfakta. Heh, iyi. Hadi kolay gelsin. Tamam. Pelin, çocuklarla konuşalım mı? Erken mi daha? Ben bugün konuşacağım. Sözleşmeden bir haber var mı? Ne zaman imzalanacak? Sinan yarın gideceğine göre en geç yarın. Gelmez değil mi? Hayır. Çok eminsin. Bilmediğim bir şey mi oldu? Siz tekrar mı görüşürsünüz? Burada yeri olmadığını iyice anladı. Sen iyi misin? Kötü mü görünüyorum? Niye herkes bunu soruyor? İyiyim. Gayet iyiyim. İyiyim. Arkadaşlar, bir ara verip toplanabilir miyiz? Herkes geldi mi? Arkadaşlar, bu yıl çok çalıştık. Burayı daha iyi bir restoran yapmak için uğraştık. Fedakarlıklar yaptık. Ve başarılı olduk. Filia şu an İstanbul'un en gözde mekanlarından biri haline geldi. Bu da tabii ki önemli yatırımcıların dikkatini çekti. Arkadaşlar, verdiğimiz emekler en sonunda karşılığını buldu. Filia'nın satışı için çok önemli bir anlaşma yapmak üzereyiz. Ama sakın merak etmeyin. Asla mağdur olmayacaksınız. Hepiniz Filia ile birlikte tamamlanacak olan zincirin şık restoranlarında çok daha yüksek maaşlarla çalışmaya devam edeceksiniz. Evet. Burasıyla ilişkiniz kesilirken tazminatlarınız fazlasıyla ödenecek. Serkan. Nihayet o çok istediğin arabayı alabilirsin. Berkay, sen annenin o çok gitmek istediği seyahate onu çıkarabilirsin artık. Cansu. Pelin Hanım. Yapmak istediğin yüksek lisansı çok rahat yapabilirsin o parayla. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Sizinle çalışmak gerçekten çok güzeldi. Yani bu son yıl yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim hepinize. Aa.
Abi ben zincirin bir şubesinde çalışmak istemiyorum. Serkan, bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Ama düşününce de Pelin Hanım için iyi olacak belki de. Sonuçta burada o kadar şey yaşadı, yani burayla bağlarını koparması iyi olacak. Peki abi Sinan Bey kabul etti mi satışı acaba ya? Ha? Kabul etti ki böyle bir konuşma yaptılar. Tamam, tamam. Hadi, hadi yani burası hala filya. Birazdan müşteriler gelecek. İşimize dönelim biz. Hadi arkadaşlar ya. Ya ben araba falan istemiyorum ya. Maaşım da artmasın. Yeter ki filya kalsın. Tamam Serkan, hadi. Enişte görüşürüz. Hayırdır? Nereye? Ya böyle bir dolaşacağım. Ha, eski dostları göreceksin. Geride dostum kaldığını pek sanmıyorum enişte. Doğru ya. Onlar da kırgındır sana şimdi. Ama sen de herkes silip gittin be birader. Geri de dönmüyorsun. Ayağın hep kapının eşiğinde. Hep bir yolculuk. Ne yapalım enişte? Benim de kaderim buymuş. Hadi görüşürüz. Bir sorun mu var Sinan'la ilgili? Yok, sorun yok. Her şey yolunda. Yarın akşam imzalayacak. Gece yarısı da gemiye binip gidecek. Güzel. Dün gece ne oldu? İş dünyasında kavga eden, ayrılan, birbirlerine rakip olan birçok eski ortaklar gördüm. Genelde bu para yüzünden olur ama sizinki başka bir şeydi sanki. Bu konuda pek konuşmak istemiyorum. Yani Sinan'la beni karşı karşıya getiren tek şey Filiha. Yarından itibaren Filiha hayatımda olmayacak. Sinan da öyle. Bunun seni bu kadar üzeceğini bilseydim, onu İstanbul'a getirmeden bu işi halletmeye çalışırdım.